Bizim hukuk sistemimiz ve bizimle bağlantılı olarak aslında tüm Avrupa'da kabul edilen sistem eseri korumaktadır. Fikri korumaz. Dolayısıyla henüz meydana gelmemiş fiziksel olarak ya da bilişim alanında düşünüyorsak dijital olarak elle tutulur, gözle görülür hale gelmemiş olan düşünce seviyesindeki şeyler koruma kapsamında değildir. Burada şunu düşünmemek lazım. Ben daha yazılımı tamamlamadım, son noktayı koymadım ya da bu internet sitesi bitmedi. Tasarım aşaması dolayısıyla korunmaz anlamında gelmez bu. Yani bir sonraki aşamada ne olacağı, ileride neye benzeyeceği 3 aşağı 5 yukarı belli olmuş. Hataları olabilir, düzeltilmesi gereken birçok ayıklanması gereken bug olabilir ya da belli yerleri boş olabilir. Bu önemli değil ama ne olacağı belli olan her türlü eser koruma kapsamındadır. Fikirler korunmaz. Bu çok eleştirilmiş bir şeydir. Aslında herkes işte biz korumasız kaldık, niye koruyamıyoruz şeklinde eleştiriler getirmektedir. Ama bir yandan da haklıdır. Burada fikir sanat eserleri ya da telif konusu çok ince bir denge vardır. Eğer eser sahibini yani eseri meydana getiren kişiyi korumazsanız kimse uğraşıp, vakit harcayıp, emek harcayıp eser meydana getirmez. Özellikle yazılım projeleri, bilişim projeleri, örneğin ilaç endüstrisindeki ya da teknoloji alanındaki şirketleri düşünürseniz işin altında çok ciddi bir Ar-Ge, çok ciddi bir maliyet, çok ciddi bir finans var. Dolayısıyla eğer siz eser sahibini korumazsanız hiç kimse bu kadar para harcamaz, emek harcamaz. Dolayısıyla teknoloji gelişmez ve bundan toplum zarar görür. Ama eser sahibini çok fazla korursanız, fikri bile kimse uygulayamaz derseniz, örneğin bir kişi çıktı, internet üzerinden, ağ üzerinden veri gönderip haberleşebilme gibi bir fikir buldu. Ve diyelim ki ağ yazılımını üretti, e-posta benzeri bir şey gönderiyoruz. Eğer bu fikri korursanız, bu kişi bunu yaptı, bundan sonra hiç kimse ağ üzerinden ya da internet üzerinden haberleşmeye ilişkin bir şey yapamaz derseniz bu fikir bir daha gelişmez. Niye gelişsin? Bu haliyle zaten müşteri almak zorundadır. Çünkü rakibi yoktur. Bu kişi niye para harcayıp vakit harcayıp geliştirsin? Zaten satıyor. Dolayısıyla bu durumda yine toplum zararlı olacaktır. Dolayısıyla dengeyi çok iyi kurmak gerekir. Ve ben şahsi olarak fikirlerin korunmaması gerektiğini düşünmekteyim. Yazılımlar da bizim sistemimizde ve tüm Avrupa'da patentlenmezler. Bunun da nedeni aslında fikire dayanıyor olmalarıdır. Yani yazılım fikri patentlenmez. Amerika, Japonya, eski Sovyetler Birliği ve benzeri birkaç ülkede daha yazılımlar patentlenmektedir. Avrupa Birliği parlamentosu her 3-5 yılda bir toplanıp yazılımın patentlenip patentlenmeyeceği konusunda çok ciddi tartışmalar yaşamaktadır. Son tartışmanın sonucu da yine yazılımın patentlenmemesi gerektiği, bunun tekelleşmeye yol açacağı, bunun sadece birkaç yazılım şirketinin kalmasına neden olacağı gibi gerekçelerle ve bence haklı gerekçelerle reddedilmiştir. Dolayısıyla yazılımların ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde patentlenmesi mümkün değildir.